Sevgili hemşehrilerim merhabalar. Bir son video daha çekelim. Çünkü boş kaleye top oynar gibiyiz. Bize de yakışmaz dolayısıyla. Bazı ayrıntıları daha ortaya koyup ondan sonra da bitirelim işi. Herhalde amacına ulaşmıştır. Herkeste aldığı mesajı ya da alması gereken mesajı almıştır diye düşünüyorum. Zira amacımız var olan, yapılan kötülüğü, ahlaksızlığı ortaya sermekti. ve Bundan sonra da bizim tavrımızın olacağını göstermekti. Herhalde amacımıza ulaşmışızdır diye düşünüyorum. Bundan sonra herkes atacağı adamı ona göre Düşünerek atsın, planlasın da atsın. Bir ayrıntıyı kaçırdık. Aslında bu işin planlayıcısı iki tane aktör var. Bir tanesi küçük, bir tanesi büyük. Şeytan demek istemiyorum ama şeytana pabucun ters gidecek iki tane adam var. Bunların aslında biraz daha öne sürülerek vurgulanması gerekiyordu. Biraz o noktada şey kaldık, yavan kaldık orduların deyimiyle. Onu anlatmak istiyorum. Zira aslında işin kurgusunun tamamen bu iki isim yapıyor. Nasıl yapıyorlar? Hiç rahmani işleri olmayan iki adamdan bahsediyoruz. Hiç değer ayrımı gözetmeyen, yani hiç bir değeri olmayan para için her şeyi yapabilecek, aklınıza gelecek bütün ahlaksızlıkları yapabilecek iki adamdan bahsediyoruz. Bütün kurguları yapabilecek iki adamdan bahsediyoruz. Bütün değerlerini satabilecek iki adamdan bahsediyoruz. Bir örnekle onu pekiştirip size bu konuyu da kapatacağım. Şimdi arkadaşımız şirketin yöneticilerinden bir tanesi. Şirketin işlerini genelde yaparken şöyle bir yöntem seçiyormuş. Bu konulara çok girmek istemiyorum. Ee, ama yine de kulağıma geldi bu iddiayı da dillendirmeden geçemiyorum. Ee, çünkü yaşayanlar var, çok fazla yaşayanlar varmış, muhatapları varmış. Ben birkaç tanesini biliyorum. Ee, bazı ayarlamalar, eğlence ayarlamaları yapılıp o yapılan ayarlamalarda video kayıtları alınarak daha sonra kullanılırmış bu isimlere. Yani aslında bildiğimiz çok ucuz, çok aşağılık. Çok banal, çok seviyesiz bir şantaj şekli bu. Ya da değişik sebeplerle kadınlar organize edilip bağlantılar kurulup o bağlantılar üzerinden de yazışmalar ve görüntüler alınıp yine aynı şekilde kullanılmış. Bu konuda dikkatli olun. Yine söylüyorum, bu adamların hiçbir değere önem verdiğini kimse iddia edemez. Hiçbir değerleri yok parayla yapamayacakları, para için yapamayacakları hiçbir değerleri yok. Zira zaten bunların daha önce de söyledim, mahkemede sabitlenmiş şantaj, hırsızlık, gasp cezaları var onaylanmış. Her iki bir nokta da var. Hem ailenin içinde var. İlk kez sicili işlendiği için hükmün açıklamasını soruya bırakılması kararıyla ertelenmiş bir durum. Hem de bu yönetici arkadaşımız da var. Bunun zaten kurtarılması sadece Cumhurbaşkanı'na bağlı bir durum. Çok açıklık yapmak istemiyorum ama şöyle, sokakta adamız diye gezen insanların, yöneticiyiz diye gezen insanların, daha önce bizim elimizin kolumuzun altında olan insanların şimdi geçip de böyle organizasyon yapmaya çalışması ki ben daha önce yaşadığımız olaylarda 1, 2, 3 olunca... Almıştım bir keresinde. O da bana demişti ki ya ben e, yapıyorum ama mecburiyetten yapıyorum. Bana yap diyor. Sonra gelip benim e, işte anam avradıma küfrettiğine bakma. Her şeyi bu yaptırıyor bana demişti. Büyük şeytanlar için. Dolayısıyla da e, tencere kapak. Muhtemelen ikisinin de birbirinde çok fazla geçmişi girdisi vardır. Dolayısıyla bağları da kopacak adamlar değiller. Ama herkesin dikkatli olması gereken isimlerden bahsediyoruz her ortamda dikkatli olması gereken isimlerden bahsediyoruz. Böyle saygın iş adamlığı, kumaşta kalite olması yani insanın kumaşında bir kalite olur o kalite konuşur değil mi? O kaliteyi bozulur ya da bozulmaz kılan nedir? asatidir, asıdır yani. Bunlar da öyle bir şey hiç yok. Dolayısıyla insanların attıkları her adımda, kurdukları her ilişkide dikkatli olması gerekiyor. Yani yarın e, yani ömür gün iyi ilişkilerin içine eğer bir alem ortamına e, siz davet edilen edenler olursa kesinlikle girmeyin. Çünkü bir sonraki zamanda bilinki karşınıza çıkacaktır. Çok örneği var. Ben örnekleri de anlatabilirim bunu. Daha da uzatmayacağım bu konuyu. Artık kapatıyoruz. Niye kapatıyorum? Ee, ben e, sabretmiştim 10 yıl boyunca. Neye sabrettim? Ekmekle uğraştılar. Sabrettim. Benle uğraştılar. Sabrettim. Düşmanlık yaptılar. Sabrettim. Siyaset dediler. Sabrettik. Oraya gitmeyeceksiniz. Oraya destek vermeyeceksiniz dediler. Sabrettik. Artık bir yere kadar. Bu seçimlerde her şeyin e, hesabı artık görülsün istedim. O yüzden de ortaya çıktım. Bundan sonra yine söylüyorum. Bir adım atana beş adım atacağım. Bana bir gelene ben beş gideceğim yani. Dolayısıyla herkes ayağını ona göre denk alsın. Hele bu çapsızlar hep denge alsınlar. Madem öyle herkes kendi kuyruğuna göre yola çıkacak. Yani bizim içimizde açımız yok. Çiğ yemedik, karnımız da ağrımaz. Ama karşımızdaki adamların her tarafı açık. Deve gibi her taraflar eğri büğrü. Dolayısıyla biz sahaya çıkarsak, eğer düşmanlıksa düşmanlık yaparsak kaçacak yer ararsınız. Dedikten sonra bunu kapatalım. Şimdi Cumhurbaşkanlığı ile ilgili bir iki cümle etmek istiyorum. Zira Türkiye'nin seçimiyle, siyasetiyle ilgili çok konuşmak istediğim konular var ama böyle dakikalara sığacak konular değil. Çünkü Türkiye'de gerçekten de siyaseten büyük bir zafiyet var, eksiklik var. Özellikle muhalefet kanadında büyük bir açık var. Öyle olmasaydı eğer 21 yıldır iktidar olan bir partinin bugün bu ekonomik şartlarda bu yıpranmışlıkla yeniden iktidar olabilmesi, yeniden seçilebilmesi mümkün olmazdı. CHP ile bu siyasetin yürümesi mümkün değil. Bunu Türkiye Cumhuriyeti'ndeki her vatandaş anladı. Sadece kim anlamadı? Cumhuriyet Halk Partililer anlamadı. Niye? Türkiye'nin %75'i sağ seçmen, belki daha fazla. %99, 90'dan fazlası diyelim Müslüman. Şimdi böyle bir ülkede Cumhuriyet Halk Partisi ile iktidar olamazsınız. Muhafazakar, Müslüman, milliyetçi bir ülkede Cumhuriyet Halk Partisi ile iktidar olamazsınız. Hala bu kapıyı zorlamanın hiçbir bir ee, sonuca varma şansı yok. CHP'de kafa değişecek. Siyasi partidir, elbette ki evrilir. İnsanların böyle düşünmesi normal. Niye? Ben size anlatayım yaşanma süreci. Cumhurbaşkanı Erdoğan işe geldiği günden bugüne yaptığı her işe ama her işe yanlış diyen bir zihniyetten bahsediyoruz Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Bir kere topluma mesajı, dini Müslüman olan insanlara mesajı Allah'ın evinden vermemiş ya da cem evinden vermemiş, ibadethaneden vermemiş bir yapıdan bahsediyoruz. Şimdi bu yapının özdeş değil belki siyasetli ama yine de toplumsal mesaj önemli siyasette. Dini kullanmamak lazım ama kardeşim ne olduğunda göstereceksin. Aslının neslini göstereceksin bu millete. Sen şimdi uluslararası ilişkilerin tamamında Tayyip Erdoğan'ın karşısında alırsan, İçerideki sıkıntıların tamamında Tayyip Erdoğan'ın karşısında yer alırsan, 90 milyona yakın insanın doğru dediği bir işte Tayyip Erdoğan'ın karşısında yer alırsan, millet de diyor ki o zaman bir dakika kardeşim, bir dakika sen bu işi bilmiyorsun. Kaç seçimdir dediler, bu seçimde yine söylüyorlar. Dolayısıyla bu yapıdan iktidar olmayacak belli ki. İki, olursa da nasıl olacak? Muhafazakar sağ bir isimle, Mansur Yavaş'ın Ankara'yı kazandığı şekliyle, Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'u kazandığı şekliyle, yani zihniyetin değişmesiyle olur. Bu zihniyet de olmaz. Atatürk'ün CHP'sine dönmek de olur. Atatürkçüyüz, öyleyiz, böyleyiz diyorlar. Hiç alakası yok. Atatürk'ün CHP'sinde milliyetçilik ön sıradaymış. Muhafazakarlık yani çok ultra olmasa da ön sıradaymış. Bu dinin temellerini atan ya da Cumhuriyet'te dinin temellerini atan, milliyetçinin temellerini atan, üretimin temellerini atan kimdi? İnanım değildi. <laughs> e dolayısıyla sen nasıl Atatürkçüsün? Onun savunduğu temellerin hiçbirisine savunmuyorsun sahip olduğu özellikten hiçbirisinde yoksun. Eğri eğri doğruyu doğru deme politikasını güdemiyorsun. İç piyasada, iç e, siyasette milliyetçi bir politik akımına sahip değilsin. Siyaseti üretim üzerine hiç yapmadın. Sadece söylemler üzerine siyaset yaptın. Nasıl olmaması gerektiği üzerine siyaset yaptın. Bol keseden atarak siyaset yaptın. İnsanların somut hayatına dokunan siyaseti hiç yapmadın. Kaldı ki seçime öyle bir girdin ki, seçime öyle bir girdiniz ki daha doğrusu birleştiniz. Var olan oyları da kaybettiniz. Yani Saadet'in, Deva'nın, Geleceğin, Demokrat Parti'nin var olan oylarını da yok ettiniz. CHP'li bir listeye ömrü boyunca muhafazakar tarafta yer almış, sağ tarafta yer almış bir insan, yani Deva'dan, Gelecek'ten, Saadet'ten bir insanın oy atmasını beklediniz. Ya bu kadar hatalı bir siyasi strateji olabilir mi? Bu kadar iş bilmemezlik olabilir mi? İyi Parti, iyi Parti gibi milliyetçilikle geçinen bir partiyi HDP ile yan yana getirmek gibi bir gaflete düşünüz. Her ne kadar savunulsa da, söylense de, konuşulsa da boş. Belli. işbirliğini herkes görüyor. Bir de şu var siyasette artık. Yani insanların önüne ne koyarsak yerler mantığından bir çıkın. İnsanlar her şeyden haberdar. Ve iyi süzgeç yapıyorlar artık. Siz şimdi HDP sizi destekleme kararı aldı. Neyin karşılığında karar aldı? Hiçbir şey istemediler. Kim inanır buna ya? 5 yaşındaki çocuk bile inanmaz. Adamların %11 oyu var, başlarında bela var. Türkiye Cumhuriyeti'ni artık adamlar bela olarak görüyorlar. Niye? Çünkü kafalarına vura 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 bu terörü bitirecek bitireceğiz diyor Türkiye Cumhuriyeti devleti. Bu adamlar da ne istiyorlar? Bizi bırakın kardeşim, biz dedikleri teröristlerle beraber bu adamlar. Yan yanalar bu adamlar. Bunları nasıl ayırıyoruz? Teröristlerden ayıramıyorsun bunları. Belli de bu adamların yönü belli, şekli belli. Şimdi sen ne diyorsun bunlara? Gel sen bizi destekle ama işte desteklemenle kal. Biz sana yine Türkiye Cumhuriyeti Devlet olarak kafana sopayla vuracağız. Sen de bize oy atacaksın. Yer miyiz bunu? Kimse yemedi. Yemezler tabii kardeşim. O zaman ne yapacaktın? İyi Parti'yi dışarıda bırakacaktın. Sağ seçmenlerle beraber İyi Parti seçime girecekti. %20 25 30 neyse alacaktı. Sen de HDP'yle girecektin seçime. %30 40'la sen alacaktın. Büyük bir sinerjiyle seçime girecektin ikinci turda. Ha millet verir vermez. Burası takdir meselesi tabii milletimizin takdiri. Ama hep yanlış. Hep yanlış. Yani siyasette Türkiye'de yeniden bir yapılanmanın olması lazım. Ali İhsan Yavuz da bahsetti. Bu kadar siyasi parti enflasyonu olmaz. Çok fazla siyasi parti var dedi ama görüşün iki tane olduğu yerde bu kadar partinin olması da normal değil. Yani insanların amacı devleti milleti savunmaksa, devlet millet için hizmet etmekse o zaman ne olacak kardeşim? O zaman siyasi partilerin sayısı azaltılıp aynı görüşteki insanların bir araya gelmesi lazım. İyi kadrolar var, iyi siyasi isimler var, kaliteli kumaşlar var. O kumaşların bir çatı altında buluşması lazım. Ülkenin de ihtiyacı var buna. Yani alternatifsiz bir siyaset olabilir mi Türkiye'de? Alternatifi olmayan bir iktidar olabilir mi Türkiye'de? Bu kadar aciz bir millet miyiz biz? O zaman ne olacak? Düzgün insanlar siyasette yer alacak. Öyle bir makama kendini satacak adamlardan bahsetmiyorum. Memleket millet kursu kurtulsun diye siyaset yapan isimlerden bahsediyorum. Onlar kim? Onlar bu vatanın gerçek evlatları. Onlar bu vatan için gece gündüz demeden çalışabilecek mesai verecek evlatlar. Tek bir amaçları olacak. Türkiye Cumhuriyeti iyi olsun. Şimdi adam siyah yapmış, iyi yapmış. Sen buna diyorsun dokunacağız. Buna dokunacağız dersen millet sen hemen bitiyor zaten. Sen bir tarafta terör yuvası var, terör yuvasıyla işbirliği yapan adam, onları savunan adam gece gündüz sloganların tamamında bu adamlara, liderlerine atıfta bulunup onları öven adamla işbirliği yapacaksın, millet sana oy atacak. Olmaz. Yok böyle bir şey. Yapılan bana öyle bir yapacaksın ki, milletin önüne öyle bir çıkacaksın ki kardeşim. E, iktidar devletle ilgili, milletle ilgili iyi bir şey yapıyorsa sen ona alkış tutacaksın. Güzel yapmış diyeceksin, destek olacaksın. Durmuş bir saat bile günde iki kere doğruyu gösteriyor. 21 yıldır Tayyip Erdoğan'a bir tane doğru bulamadınız. Bir tane doğrusunda alkış tutamadınız. E, millet de bunu görmüyor mu? Kör mü bu millet kardeşim? Bizde muhalefet öyle olmalı ki, uluslararası ilişkilerde yanlış da olsa hükümetin yanında yer almalı, sonra içeride hesaplaşmalı. Kapalı kapılar arkasında kardeşim bu yanlıştı, bu doğruydu diyebilmeli. Bütünlük gerektiren alanların tamamında bütüncül hareket edebilmeli. Ülkenin menfaati olan her olayı, her artı hamleyi desteklemeli. İçerideki ülkenin aleyhine olacak işlerin tamamında da milletle beraber pozisyon alıp karşısında durmalı. Doğrusunu da millete anlatmalı. Sağduyulu olmalı yani her şeyden önce. Bunu yapabilirsek ancak o zaman memleket bir yerlere varabilir ve acilen bu işin de yapılması lazım. Yani siyasette bir alternatifin, AK Parti'nin alternatifi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın alternatifi bir yapının hemen oluşturulması lazım. Çünkü bu AK Parti'yi de aktif kılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da çalışmak zorunda bırakacak. Çevresine dikkat etmek zorunda bırakacak. AK Parti herkes görüyor değil mi neler olduğunu? Şimdi ben de yeni olarak AK Parti yakın bir adam ama inkar etmemek lazım. Dünya yolsuzluklar var. Şimdi Millet İttifakı gelseydi deseydi ki kardeşim biz geleceğiz iktidara. Var olan adaleti şu şekillerde tesis edeceğiz. Var olmayan adaleti şu şekillerde tesis edeceğiz. Devlet Hükümet birbirine karıştı. Biz hükümetle devleti ayıracağız. Devleti muktedir kılacağız. Güçlü kılacağız devleti. Devleti yeniden yapılandıracağız. Devlet hakim olacak her şeye. Devletin gücü tartışılmaz olacak, sorgulanmaz olacak deseydi ve ona göre somut projelerle gelseydi. Kadrolarını ortaya koysaydı. Millet böyle mi bakardı bu işe? Tabii bu terör yapılarından uzak dursaydı. Bunu malzeme olarak da iktidara vermeseydi. insanlar böyle mi oy atarlardı Kemal Kılıçdaroğlu'na? Kim olursa olsun Kemal Ahmet Mehmet fark etmez yani. Sonuçta sistemin onarılması lazım. Ha, bence Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu noktada kesinlikle biraz daha itici güce ihtiyacı var. O itici güçte nedir? İyi bir muhalefettir. Devleti yeniden yapılandırmalı. Devlet yeniden çok güçlü olmalı. Devlet adaleti sağlamalı. Devletin dini adalettir. Adalet olmayan bir devlette kimse e, güvenlikten, huzurdan, e, gelecekten bahsetmesin. Dolayısıyla adaletin muhakkak en iyi şekilde işler hale getirilmesi lazım teşkilat yapılanmalarının kökten yapılması lazım. Mesela AK Parti il başkanını eleştiriyoruz ya. Niye eleştiriyoruz? İş tutmasından dolayı eleştiriyoruz. CHP'de CHP de eleştiriyorum aynı şekilde CHP'de de. Yani abi kadro yok. İlçeler, teşkilatlarda, il başkanlıklarında, ilçe başkanlıklarında doğru düzgün kadrolar yok. Buralar siyaset öğrenecek mekanizmalar, makamlar değil. AK Parti adam şimdi ilçe başkanlığı stajını tamamlamamış geldi, il başkanı oldu. Ne olacak? Ne yapabilir? Bu memlekete ne verebilir? Cahil çocuklar gibi bizle uğraşır. Böyle işte yani ailenin güttüğü davaları gitmeye çalışıyor. Çünkü gerçekten de öyle. Cahil yani siyaset cahili. Bilmiyor bu işi. Bu makamlar da bu işi öğrenecek makamlar değil. Buralar icraî makamlar. İl başkanlığı çok önemli bir makam. O önemli makamda oturan insanlar da önemli olmalı. Böyle hafif insanlar olmamalı. Bundan dem vuruyoruz aslında. Diyorum ya stajın ilçe başkanlığına bak şimdi. AK Parti'de Altınordu ilçe başkanına bak. Ya bir şey demeye bile gerek yok. Bir şey demeye bile gerek yok. Kıçını başını sağ sola kaçıran bir çocuktan bahsediyoruz. Programlara katılmayan, yani çocuk gibi e, milletvekillerinin yanında durmak istemeyen adamlardan bahsediyoruz. Ne amaçları? Siyasi dava gidiyorlar. Kıçına bakmıyor adamlar. Yani kim olduklarına bakmıyorlar. Aslında nesine bakmıyorlar. Hesap kitap yapıyorlar. Üç gün makamda oturacaklar, onu da beceremiyorlar. AK Parti'nin hatası. Teşkilatlara koyduğunuz adamlar adam olacak. Yani düzgün adamlar olacak. Nasıl düzgün adamlar? Şimdi seçim süreci geçiriyorsun. Ankara'da bunlar vardı, bunları koyduk. Ya yok böyle bir şey. Ki. Onu planlayacaksın ya. O kadar aciz duruma düşmeyeceksin. Planlayacaksın, ona göre adam seçeceksin. Dünün çocuklarını getirir de koca iktidar partisinin siyasi teşkilatlarının başına koyarsan böyle rezillik olur. Dolayısıyla siyasette baştan aşağı bir yapılanma gerekiyor. Komple bir yapılanma gerekiyor. İnsanları temsil edebilecek güce sahip isimlerin o makamlarda oturması gerekiyor. Ve siyasette, Türkiye Cumhuriyeti'nin siyasetinde muhakkak bu seçimin sonucu belli. Ben ümit ediyorum ki oradan çok güçlü bir şekilde gitsin Tayyip Erdoğan. İstiyorum da. Niye? Çünkü muhalefet dersini iyi alsın. Bu kadar hatalı, bu kadar kötü yönetimlerin olduğu bir muhalefet çok ağır bir yenilgi hak ediyor. Çok ağır bir yenilgi hak ediyor. Duruşunu bilmeyen, pozisyonunu bilmeyen, ayarlayamayan bir muhalefet Paramparça olmuş, zihniyette paramparça olmuş bir muhalefet çok ağır yenilgi hak ediyor. Bir de ilk seçimlere bakın, ikinci seçimlere bakın. Herkesin bir ses tonu yükseldi, herkeste bir milliyetçilik, herkeste bir beka söylentileri falan. Gerçekten komik duruma düşüyorlar. Komik duruma düşüyorlar. Durduğun yere bakacaksın, ağzından çıkan cümleye bakacaksın. Örtüşmüyor. Her zaman bu tonda sahip bir adam olsan ya da her zaman bu tona sahip bir siyasi parti olsan, kurum olsan, Öyle söylemlerde bulunsan insanlarda bir karşılık buluyorsun. Ama şimdi kendinle çelişen bir yapıya kavuştun. Daha kötü. Tayyip Erdoğan'ın ne kadar haklı olduğunu teyit ediyorsun söylemlerinle. Yani Cumhur İttifakının şu ana kadar size söylediği her şeyi sen artık kurduğun cümlelerle kabul edip ikrarda bulunuyorsun. E dolayısıyla vatandaş sana bunun üzerine prim yaptırmaz. Tam tersi. Daha fazla eksi yazıyor sana. Ya bir duruşunuz olacak. Siyasette bir duruşu olmayan insanın, bir ahlaka, bir devamlılığa, bir sürekliliğe sahip olmayan insanların gelecekte bir baltaya sap olması mümkün değil. En alttan en üste kadar. <laughs> Dolayısıyla inşallah bu seçimde bir daha bu insanların aktör olamayacağı büyüklükte bir hezimet yaşarlar ve muhalefetteki herkes böyle bir aklı başına gelir, temizlenir. Güçlü, diri gerçekten iktidara alternatif, alternatif olabilecek Türkiye Cumhuriyeti'ni de temsil etme yeterliliğine sahip insanlardan oluşan bir siyasi kardo kurulur da o kadrolarla inşallah Türkiye çok daha iyiye doğru yol alır. Hem genelde hem de yerelde. İnşallah bundan sonra başka bir video çekmeyi de düşünmüyorum. Başka bir videoda buluşmak istemiyorum. Gerekirse çekeriz elbette ki ama herkes işine baksın. Herkes işini yapsın istiyoruz. Amaçları iyi niyet olan yani amaçlarında akliyet olmayan kimseyle bizim işimiz yok ama... Özde ailemiz, onun dışında da milletimiz ve devletimiz bizim mücadelemizin şekli, şemali belli, amacı belli. Bunlarla ilgili eğer bize hamle yapılırsa biz de gereğini fazlasıyla yaparız. Bu memleketin sırtında parazitler var. O parazitler yeterince beslendiler. O parazitler artık memleketin sırtından, devletin sırtından, milletin sırtından insin istiyoruz. Herkes biraz alın teri kısın. Tam tersi akıtılan alın teri devlet için, millet için olsun. Bu millet size çok verdi, bu devlet size çok verdi. Artık geri ödeme zamanı. Artık borcunu herkesin ödeme zamanı. Devletin güçlü olma zamanı. Devlet güçlü olacak. Devlet güçlü olacak ki aydınlık yarınlara sahip olalım. Devlet güçlü olacak ki bu fakir kesimin tamamı, zor geçinen kesimin tamamı belirli bir refah seviyesinin üzerine çıksın. O yüzden biz hep beraber devleti güçlü kılmak zorundayız. İlk adımlardan başlayan çalışmalarla, yapılanmalarla Türkiye Cumhuriyeti devletini hem siyasiler, hem bürokratlar, hem de STK'lar güçlü kılmak zorunda. Eğer dünya devi olacaksak eğer bu yüzyıl Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Türklerin yüzyılı olacaksa biz devletimizi güçlü kılmak zorundayız. İnşallah düşündüğümüz gibi, inşallah dilediğimiz gibi olur. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.